Sevgili basın ve sevgili vatandaşlar. Bugün 17 Ağustos 1999 depremiydi. Anma etkinliğimize öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Bugün yaklaşık 17 milyonun insanın etkilendiği, resmi kayıtlara göre 17.480, resmi olmayan kayıtlara göre 50 bin kişinin hayatını kaybettiği, son 100 yılın en büyük depremlerinden birisi olan 17 Ağustos depreminin 17. yılı. Ülkemizin %92'si hepimizin bildiği üzere deprem bölgesinde yer alıyor. %92'si de deprem tehlikesi altında. Tekirdağ ilimizde birinci derece deprem riski taşıyan illerin içerisinde yer almaktadır. Kuzey Anadolu payı nedeniyle Marmara depreminin riski harici aynı zamanda ilimizde mevcut olan Şenköy Gazköy pay hattıyla da ikinci bir riskimiz söz konusu. Bu nedenle ilimiz yalnızca Marmara Denizi değil, aynı zamanda karadan geçen Şenköy deprem riskiyle de karşı karşıya. Tarihi devirlerde pek çok depreme neden olan Saros Gazköy payı son olarak 9 Ağustos 1912 tarihinde 7.3 büyüklüğünde bir deprem oluşturmuştur. Büyük deprem sonucunda 10 şiddetine varan yıkıcı büyük artçı şoklar oluşmuş. Sarsıntı, Tekirdağ, Gaziköy, Hoşköy, Mürette, Şarköy, Gelibolu, Çanakkale ve çevrelerinde binalarda yıkım ve ağır hasar meydana getirmiştir. Bu hareketlilik 72 gün sürmüş ve 314 tane de deprem üretmiştir. Tarihsel dönemlerde büyük hasarlar veren depremler, bu dönemlerde de felakete dönüşmesinin nedenleri, mühendislik hizmetlerinin yeterince kullanılmaması, kamusal denetim dışında yapılaşma, niteliksiz, plansız kentleşmedir. Bizler bu aşamada Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak depremle yaşamayı, bu konuda fizik tedbirlerimizi almayı, sağlıklı, kürüz, risk taşıyan binaların yerine halkımızın da riskiyle yaşanılmaları, sağlıklı yapılar ve alanlar oluşturarak can ve mal riskimizi minimum düzeye düşünmeyi planlamaktayız. Bu nedenle de öncelikle deprem riski yüksek olan ilçelerimizden başlayarak tüm ilçelerimizde jeoloji jeoteknik ekiplerimiz hazırlatılarak risk haritalarının hazırlama çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. Şarköy, Ereğli, Saray, Süleymanpaşa, Muratlı ve Çorlu ilçelerimizde başlatılan çalışmaları bir kısmı tamamlanmış ve büyük bir çoğunluğu da yıl sonuna kadar tamamlanacaktır. Amacımız şehrimizin planlamalarında bu çalışmalar ışığında sağlıklı bir şekilde tamamlayıp riskli alanlara yapılaşmayı önlemektir. Belediyemize ait öncelikle yaptığımız çalışmaların ilki 79 adet kendi kamu binamızın deprem dayanıklı testinin yapımı oldu. Bu çalışmalarımız sonucunda yıkım kararı verdiğimiz binalarımızı yıkarak, güçlendirme kararı verdiğimiz binalarımızı güçlendirme projelerine hazırlayarak ilk çalışmalarımızı bu şekilde başlattık. Aynı zamanda ilimizin tamamını kapsayan 25 bin ölçekli jeolojik risk haritalarımızı oluşturduk. Her ilçemiz bu çalışmalar içerisinde yer alıyor. Bu yıl içerisinde de her ilçemize başlangıç olarak birer deprem konteyneri yerleştirme çalışmaları başlattık. Ve bu çalışma sonucunda da özellikle vatandaşlarımız için afet toplanma alanları özellikle Tekirdağ Valiliğimizle birlikte gözden geçirilerek tekrar bir revizesi planlanmakta. Ve afet parkları oluşma çalışmaları yine bir koordinasyonla devam etmekte. İstanbul Teknik Üniversitesi ile imzaladığımız bir protokol ile tüm ilçelerimizde içerisine kapsayan Büyükşehir Belediye'mizin afet ve acil durum yönetim planlarını hazırladık ve bu çalışmalarımızı tamamladık. Bir yandan da aynı zamanda Süleymanpaşa Belediye'mizin 6500 hektarlık alanında kentsel dönüşüm master planı çalışmasına başladık. Bu çalışmamız 5 safhadan oluşuyor. Şu an 4. safhasını tamamladık ve son safhamız da yıl sonu gibi tamamlanmış olacak. Buradaki amacımız zemin veya üst yapı nedeniyle risk teşkil eden yapıların ve alanların belirlenmesi ve dönüşüm modellerinin belirlenerek dönüşüm çalışmalarının başlatılması. Yine belediyemiz ve Boğaziçi Hastanesi, Kandilli Hastanesi ile birlikte yaptığımız çalışma kapsamında şu anda da sahada gördüğünüz Kandilli Hastanesi deprem tırını tüm ilçelerimizde vatandaşlarımızı tek tek ziyaret ettik. Yaklaşık